Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Rusya ve Ukrayna sahasında yaşanan gelişmeler, Türkiye tarafından da mercek altında. Gelişmelerle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Rusya Federasyonu'nun Donbas bölgesine yönelik askeri destek operasyonu Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Sahada yaşanan hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi yapıldı. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da olduğu çok sayıda isim katıldı. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere. 2 saat süren toplantının ardından ilk açıklama yazılı oldu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın operasyonunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Ukrayna'ya desteğin süreceği ifade edildi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de tekrar ifade ettim. Zirvenin ardından Uluslararası Demokratlar Birliği heyeti kabul töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde yine Rusya ve Ukrayna sahasında yaşanan gelişmeler vardı. Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır diyen Erdoğan, bir kez daha askeri harekatın kabul edilemez olduğunu söyledi. Minsk anlaşmasına geri dönülmesi ve diyalog çağrısı yaptı. Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin'le görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim. Benzer bir açıklamayı Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Bakanlık askeri harekatın Minsk mutabakatlarının ortadan kaldırılmasının ötesinde ağır bir hukuki ihlal olduğunu bildirdi. Açıklamalar peş peşe gelirken diplomasi trafiği de sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede sahada yaşanan sıcak gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kazakistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü. Bakanlık görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin değerlendirildiği bilgisini paylaştı.